bamya nasıl temizlenir bunu paylaşmak istedim. Üzerlerinde baş kısımlarında bulunan şu bamyanın bıyıkları diyelim. Bunlar, öncelikle buralarını temizliyorum. Sonra yıkıyorum. Bamyayı bu şekilde bütünken yıkıyorum bu baş kısmını almadan. Bu arada salyalanmasını engellemiş oluyoruz. Bamyayı temizlerken şu baş kısmından tutarsanız toplanan kısmından şöyle çevirmesi basit oluyor. Evet, bu şekilde daha basit oluyor arkadaşlar. Sizler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Yorumlar kısmında paylaşırsanız ben de öğrenmiş olurum. Evet, bu şekilde bamyamızın hepsini temizledim. Şöyle bıyık kısımlarını aldım bamyamızın. Böyle bütünken yıkayacağım bol su ile. Sizler de böyle yaparsanız akışkan ve böyle yapışkan, salyalanmamış bir bamya elde edersiniz. Bu şekilde bütünken yıkayın ve süzgece koyun. Son suyu temiz su çıkana kadar yıkadım. Evet, şöyle ben başladım hemen. Baş kısımlarını bu şekilde temizliyorum ben. Şöyle honi şeklinde tekrar göstereyim. Şöyle tutarsanız baş kısmı sizden tarafa gelirse şöyle kesimi daha kolay oluyor. Böyle meyve bıçağımla yapıyorum ben. Elime daha rahat geliyor. Benim temizleme yöntemim böyle. Sizler nasıl temizliyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz yazarsanız sevinirim. Kalem tıraşla da yapabilirsiniz. Evet. Kalem tıraşın içine burasını katıyorlar. Böyle döndürüyorlar arkadaşlar. Ama dediğim gibi burası sığarsa, sığmayan kalem tıraşlar da var. Doğrusu böyleyken yıkıyorum, süzgece koyuyorum. Dediğim gibi kesinlikle bir daha yıkamıyorum. Bu şekilde konservesini veya yemeğini yapacaksam, buzluğa atacaksam bu şekildeyken artık yıkamıyorum. Baş kısımlarını aldıktan sonra yıkamıyorum. Çünkü salyalanmasını önlüyor püf noktası olarak. Bunu da söylemek istedim sizlere. Mutlaka bilenlerimiz vardır ama bilmeyenler, yeni evli genç kızlarımız ve ailesinden uzakta okuyan öğrencilerimiz vardır mutlaka. Onlar için bu paylaşımı yapmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Evet, bu şekilde ayıtlıyorum hepsini. Bamyalarımın hepsini bu şekilde temizledim. Gördüğünüz gibi şöyle kurşun kalemin ucu gibi şu şekilde. Evet, bu şekilde temizledim. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.